Selamlar arkadaşlar, Finrol'da. Hoş geldiniz. Bugün gene ben, ablamla beraber. Hoş geldiniz arkadaşlar. Sizler için küçük birkaç sorunuza cevap verelim de. Daha doğrusu bu sorulara ablam cevap verecek. Evet. Yani bana özelden mesaj geldi arkadaşlar. İşte ablan Japonya'ya nasıl gitmiş, Japonya'ya nasıl gidiliyor, orada nasıl okuyor, nasıl okunulur, nasıl yaşıyor, hayat standartlarını. Herkesin, yani Japonya'ya gitme meraklısı olan herkesin merak ettiği genel şeyler. Ben de ablama sordum, rica ettim dedim. Böyle böyle bir anlatıver, millet bilsin. Hani gerçekten orada yaşam standartı, olaylar, iş dünyası nasıl, çalışırken iş dünyası ayrı. Hı-hı. Çalıştıktan sonrasındaki iş dünyası ayrı anladığım kadarıyla. Hani bunları bir bize madem anlat tamam. Yani. Size elimden geldiği kadarıyla yardımcı olmaya çalışacağım arkadaşlar. Merak ettiklerinizi ne dedin? Öncelikle Eymen, ya bu Japonya'ya nasıl gittin abi? Hangi süreçler şey oldu senin için? Bu arada kedimiz de geldi. Kedimiz de geldi, oppakımız. Soruyu cevapla. Şimdi ben Güzel Sanatlar Fakültesi Moda Tasarım bölümünde okuyordum. Orayı bitirdim. 9 Eylül Üniversitesi. Okuduğum süreçte Japon sanatı, işte Japon tasarımcıları falan çok merak sardım ve ondan sonra animeleri izlemeye başladıktan hatta sonra hatta ablamla bayağı bir anime bitirdik yani bir dönem. Oturduk, evet, izledik. Full Metal Alchemist'ler olsun, Naruto olsun. Bir sürü şeyler izledik. Bayağı. Ondan sonra izledik. Evet. Evet, ondan sonra hani ben şey dedim. Ya biraz araştırdıktan sonra ben kesinlikle burada olmalıyım dedim. Yani Japonya'da okumalıyım, Japonya'da eğitim almalıyım ve orada çalışmalıyım. Çünkü birinci etken orada hani benim yaptığım şeyin bir alıcısı var. Çünkü bir yandan ablam, yani herhalde sen çizimler bu karakter tasarımıdır, evet, kıyafet tasarımıdır, bu tarz şeylerle ilgileniyordu ki Türkiye'de çok da bir karakter tasarımı şeylerinin, evet, bir karşılığı, bir geri dönüşü yok. Mesela ben de çizgi roman yapıyorum arkadaşlar. Türkiye'de bir geri dönüşünü göremedim. Yok. Evet, kesinlikle. Yani tek tük olabilir ama mesela kendi alanımda, moda tasarım alanına da bakacak olursak, insanlar modaya çok önem veriyorlar. Giyime çok önem veriyorlar. Modayı takip ediyorlar. Farklı olmaya çalışıyorlar. Japonya'da değil mi? Japonya'da. Yani bir Tokyo sokaklarına baktığımda insanların, gözlerimi böyle insanların üzerinden alamıyorum. Böyle sürekli böyle bakıyorum kim neyle ne giymiş, moda nasıl falan. Onu hani alelade bir sokağa gittiğinizde bile anlayabiliyorsunuz. O yüzden özellikle de Akiba'ya. Yok, Akiba o kadar değil yani. Şimdi şey ya, açısından demiştim. Orada da cosplayer'lar. Hayır, cosplayer'lar orada o kadar çok yok. Akiba'da yoklar mı? Orada şeyler var, böyle maid kafeler var ve böyle elektronik, ikinci el elektronik ürünlerin çok satıldığı bir yer. Onun için de ben oraya çok gitmedim açıkçası. Akihabara'ya gitmedim çünkü ben izlediğimde böyle Akihabara sokaklarına böyle bir sürü cosplay yapmış insandır falan filandır. Ya var, her yerde var. Daha çok Harajuku'da var. Harajuku, hatta ben üniversitedeyken mezuniyet tezimi Harajuku'daki sokak modası üzerine yapmıştım. Böyle oradaki Lolita akımı diye bir akım var. Gerçekten çok güzel bir tez çalışması olmuştu. Herkes çok, hatta sunumunda çok ilgiyle dinlemişlerdi. Güzel tasarımlar yapmıştım. 10 yıl geçti aradan tabii. Böyle dedim ki ben bu Japonya'ya gideceğim, burada çalışacağım diye. Çünkü hani burası hakkında da, Türkiye hakkında da çok umutsuzdum açıkçası. Özellikle İzmir'de çok fazla bir iş olanım olmayacaktı. Ve çok biraz farklı bir şeyler yapmak istiyordum herkesten de. Öyle hani ergenlik, öyle ben farklı bir şey yapacağım falan düşünceleri de vardı. Bu yüzden kaç üniversite son sınıftayken Japonca kursuna başladım. Öyle hatta işte, beraber başladık. Beraber başladık. Sonra kendisi tek olarak devam etti. Evet. Tabii ki kendim de çok fazla çalıştım. Ya bu çalışmayı hatta biraz daha istiyorsan detaylı anlat. Çünkü insanların aklında yanlış kalabiliyor. Hani ne kadarlık az buçuk işte çalışırsam, işte hiragana katakana öğrenirsem gidebilir miyim? İşte ne kadarlık bir Japonca istiyorlar falan. Onlar da önemli kısımlar. Tamam.
Yani öyle basit bir öğrenim istemiyorlar arkadaşlar bildiğim kadarıyla. Ya bir için. Japonca yeterlilik sınavı diye bir şey var. Ve o sınavdan belli bir seviyeyi almanız gerekiyor. Hani bir üniversite ya da bir direktman Japonya'da bir şirkete girmek istiyorsanız onu istiyorlar sizden. N2 seviyesini istiyorlar. Yüksek en yüksek seviye N1 seviyesi. Ben N2 var bende. Ondan sonra yani N2 aldıktan sonra ben bıraktım hani çalışmayı. O kadar çok üzerine düşmedim. Ama hani çalışsam N1'de alırım diye düşünüyorum. Yani yıllardır hiç çalışmadım artık Japonca. Hani benim için artık bir şey oldu. Ve ama şey de yapıyorlar galiba belli aralıklarla o sınav hani dereceni tekrar tekrar girip şey yapman yani gerekiyor sana. Yani benim şöyle öyle bir şey gerekmedi. Japonca'dan aslında Japonca ile ilgili belki başka bir videoyu daha detaylı olarak çekebiliriz ama bir kısaca bahsetmem gerekirse Türkçe'ye çok yakın bir dil. Bir de ben hani çok fazla zaten anime falan izlediğimiz için çok fazla kulak dolgunluğu vardı. Bayağı vardı konuşma arkadaşlar. Konuşma açısından kesinlikle hiçbir şekilde zor bir dil. Bence değil. Hatta benim için İngilizce çok daha zor. Çünkü tamamen hani grameri çok farklı bizim dilimize göre ama Japonca öyle değil. Sadece yazma ve okuma kısımlarında sıkıntı var yani. Zor olan kısmı orası. Tüm sıçladız kısım orası falan. Aynen öyle. Ama o da hani belli başlı ezberlemeniz gereken yerler var. Biraz ezbere dayanılan bir dil. Kanjiler var. İşte bu harf değil de hani kelimeleri şekille anlatıldığını düşünün. Onların okunuşları, Japonca ve Çince okunuşlarından ezberlemeniz gerekiyor. O kadar da zor. Bir de galiba keigo falan da öğrenmek gerekiyormuş tabii konuşma keigo, stili hani olarak. Saygılı konuşma tarzı. Hani işte üstlerinize karşı öyle konuşuyorsunuz. Ya da başka yani, bir şirkete mail atarken falan. Şöyle falan diyebiliriz öyle. Yani animelerdeki gördüğümüz gibi Konoyara diye böyle konuşmuyoruz arkadaşlar. O biraz sokak ağzı Japoncası galiba. Evet. Japonlar çok öyle konuşmuyorlar ben benim anladığım kadarıyla. Mesela benim de bir tane Japon arkadaşım vardı. Arada beraber oyun oynuyoruz. Hem hızlı konuşuyorlar. Animelerdeki gibi böyle tek tek tane tane duymuyorsunuz. Hem de evet. Şey yani daha bir kibar konuşuyorlar. Normal konuşuyorlar evet. Ya biz de böyle hani Türkçe'de şey federallere haber verin falan diye konuşmuyoruz yani. Yani evet evet. Animelerdeki konuşma dünyası bir derece daha farklı ve kaba arkadaşlar. Evet yani Japonca çalışmak herhalde birinci şart Japonya'ya gidebilmek için. Ama iyi derecede İngilizce bilenler de sanırım yararlanabiliyor tabii muydu? Tabii farklı burslar var. Onlara başvurup hani İngilizce eğitim veren okul, üniversitelere gidebiliyorsunuz. Ama yüksek Japonca lisesi her zaman gerekli oluyor orada çalışmak için, orada hayatınızı geçirebilmek için. Olmazsa olmaz bir şey. Japonlar çok fazla böyle İngilizce konuşan insanlar değiller. Japonca bilmeniz gerekiyor yani. Japonya'da yaşayabilmek için. Japonca çok tatlı bir dil arkadaşlar. Ya inanın bana hani evet, çalışmaya evet başladıktan sonrasında eminim böyle seve seve hızlıca öğrenmeye başlarsınız. Ya seviyorsanız gerçekten güzel oluyor. Çalışmak bile zevkli oluyor bence. Öyle. Öyle gerçekten. Onun dışında ben 2014-15 yılları arasında bir yıl Japonya'da bir okula gittim. Japonca dil okuluna gittim. Orayı da internetten yazışarak, işte hatta Japonca o zaman daha Skype'le falan da görüşme yapmıştın galiba. Skype'la görüştük. İşte yazışarak bütün belgeleri ayarladım. Japonca konuştun tabii galiba. Japonca konuştum. yani gitmeden önce zaten belli peki, bir en üst seviyesine falan mı? Yani şey dil okulu muydu ilk dil okuluydu ilk gittiğim. Peki dil okullarına bu başvurudur, şeylerdir, konuşmalardır, hani süreç nasıl işledi? İnternetten onların sitesine önce mail attım. Bir dil okulu buldum. Fiyatlarına baktım. Zaten fiyat listelerini görebilirsiniz internet sayfalarında böyle Japonya'da dil okulları diye girerseniz. Hatta bunun için de Japonca bilmeniz hayır, gerekiyor. Hayır, Japonca bilmeniz gerekmiyor. Gerekmiyor burada mu? İngilizce de mi yazıyorlar? Tabii ki orada İngilizce, Fransızca bilen insanlar var. Çok fazla Türk de var. Türkçe bilen insan yoktur muhtemelen ama İngilizce olarak halledebiliyorsunuz. Sizden hani Japonca bilmenizi istemiyorlar. Ben olan seviyemi daha yukarıya taşımak için gittim. Anladım. Ama sıfırdan da başlayabilirsiniz. Size sen İngilizce cevap en aşağıdan mı başladın peki hayır, okula ben, şey yaptığında? Belli bir seviyenin benim üstünde, belli bir seviyem. Ben N2'yi aldım okulda ve ondan sonra N1'e çalıştık.
tarafından. Anladım. Peki başlangıç yani başlangıç olarak hangi seviyede başladın? Başlangıç olarak N3 seviyesinde, N2 seviyesinde başladım. N2'ye çalıştık. Yani ben gayet üst bir seviyeden başladım. Çünkü ben hatırlıyorum sen bayağı ağır bir şekilde Japonca çalışıyordun. Hatta arkadaşlar şurada hala da ablamın çalışma döneminden evet. hatıra olarak duvara astığı ezberlemek için evet. çalışma Japonca notlar falan da duruyor yani bir ara gösterebilirim belki size. Ondan sonra... Şu duvarlar sıvama not kaplıydı ben hatırlıyorum. Evet, hatta bazıları... Duvar aslında çok çalışılmıyor açıkçası. Daha çok yazmayla hani şekile dayalı bir alfabesi olduğu için yazmayla daha çok daha iyi ben anlıyorum. Ama sizin mesela bir görsel hafızanız değil de böyle işitsel hafızanız var dinleyerek, konuşarak falan yapabilirsiniz. O şekilde belki diğerler için daha kolay olur diyorsun. Yani size nasıl kolay geliyorsa. Peki şimdi oraya gittin. Maddi ya bir şey de soran olmuş. İşte Japonya'ya gitmek ne kadar? İşte uçak biletleri, hı-hı. gidiş, dönüş. Ya değişiyor hangi hava yollarıyla gidiyorsanız ona göre değişiyor. Ben ilk gittiğimde dolar bu kadar yendi, o kadar yüksek değildi. Yaklaşık 2 katıydı. 2'ydi yani 8 falan değildi. Daha uyguna denk gelmişti şu an tam olarak hatırlayamıyorum. Hatta dil okulu falan bile 14-15 bin TL'ye falan gelmişti o zaman için. O zaman için güzel bir fırsatlar. Şu an çok daha pahalı herhalde. Yani TL bazına düşünecek olursak evet pahalı ama şöyle bir güzellik var. Birçok ülkede yok ama Japonya'da öğrenciyken part-time çalışabiliyorsunuz. Haftada 25 saat olması gerekiyor yanılmıyorsam. Onu öyle kapatabiliyorsunuz yani mesela Amerika'da falan çalışılmıyormuş diye biliyorum. Bu arada şu an böyle ortalama mesela biri Japonya'ya gitmek istese böyle uçak bileti mesela sen yakında alacaksın. Ne kadar yani fiyatı? Soran olmuş da ondan. Dediğim gibi şey yani gibi. Eğer direkt Türk Hava Yolları ile gitmek istiyorsanız bayağı pahalı. Ben gidiş dönüş bileti ne kadar aldım? 85 bin yen. Ne kadar ediyor ki? 6600 TL gidiş dönüş. Gidiş dönüş. Bu aktarmalı. Yani bunun çok daha pahalıları vardır herhalde. Daha işte Türk Hava Yolları yani direkt giden hava yolları daha pahalı oluyor. Doğal olarak. Evet. Onun dışında konaklama falan da Japonya'da biraz pahalı. Otel gibi bir yerde kalacak olursanız pahalı. Japonya pahalı bir ülke. Bunu bilerek gitmeniz gerekiyor. Peki bu tam sen aslında o kısma giriyordun okurken bir yandan çalışma part-time kısmını ben kesmiş oldum. Evet. Onu biraz detaylandırabilir misin? Nasıldı? Süreç nasıl işliyor? Hani mesela, kendini kurtaracak kadar kazanabiliyor musun part-time çalışırken yoksa evet, dışarıdan evet. takviye gerekiyor mu? Tabii dışarıdan takviye her zaman için daha iyi olur. Olabilirse tabii ama olamazsa kendinizi kurtaracak kadar yaşayabiliyorsunuz. Mesela dil okulunda size part-time iş ayarlama gibi bir olanakları olabiliyor. Fakat bunu hani uzun süreli öğrenci vizelerinde yapıyorlar. Yani kısa dönem hani turist olarak gittin, ondan sonra 3 ay hani vizesiz gittim, ondan sonra part-time çalışayım gibi bir şey olamıyor. Öğrenci vizeniz olması gerekiyor. Bunun altını çizeyim. Yani sen öğrenci vizesiyle mi gitmiştin? Evet, evet. İlk önce ben ilk gittiğim sene turist vizesiyle gidip orada öğrenci vizesi almıştım. Anladım. Öyle daha mı kolay oldu? O zaman hani okulun başlama sezonu değildi. O yüzden öyle bir şey oldu. Ama hani guest house'lar var böyle. Otellere göre daha uygun. Biraz da şehir dışında olunca konaklama fiyatları da daha uyguna denk geliyor. O şekilde yaşamınızı sürdürebiliyorsunuz Japonya'da. Peki ağır geldi mi? Bir yandan çalış, işte dersler, bir yandan part-time. Ağır, evet ağır. Ağır. O yaşam zorluyor diyorsun. Yani zor, gezmeye, evet. dolaşmaya çok zamanın olmadı herhalde. Çok zaman olmuyor. Bir de hani Japonca okulundayken hani biz N2 Japonca yeterlik sınavına hazırlık süreci de vardı. Zor bir dönemdi. Yani kolay değildi. Ama aldım sınavı sonra. Sonrasında her şey daha rahat olmaya başladı. Sonra işte Türkiye'ye geldim. 2 sene burada yani bazı problemler oldu hani vizemle alakalı falan. Geldim Türkiye'de iş baktım falan yok yani öyle bir şey. Hani mobbing var ne bileyim istediğim iş yok İzmir'de İstanbul'da olsa bile hani deneyim istiyorlar geri dönmüyorlar ondan sonra.
Ya çok düşük maaşlar. Baktım ki olmayacak. Ne yapayım dedim. Hani çok da istiyordum. Japonya'da bir çizim, işte manga, illüstrasyonla alakalı bir okula mail attım. Onlar da cevap verdiler. Bu dil okulundan sonrası değil mi? Dil okulundan sonra, Türkiye'deyken gene yaptım. Ondan sonra bir öğrenci vizesi kabul süreci gibi bir şey oldu. Okuldan kabul aldım. Benimle Skype üzerinden görüştüler. Kabul ettiler. Ondan sonra işte Türkiye'den öğrenci vizesine vizem çıktı. Okula gittim. Orada bir sene Yokohama'da bir okuldu. Tokyo'da değil ama Tokyo'ya çok yakın. Yani nasıl, çok hani trenle 10-15 dakikalık mesela. Aa, o kadar iyi. Çok... Bayağı iyi o zaman. Yokohama'da kaldım. Uzaktı. Evimle istasyon çok uzaktı. 20-25 dakika yürüme mesafesi vardı. Evet, ve çok böyle sapa bir yerdeydi. Arkada böyle sadece orman, hani mezarlık falan vardı. Guest house'tı. Böyle her odasında, evin her odasında Türkiye'de başka. Türkiye'de olsa aslında çok daha tehlikeli. Hani tehlikeli değildi. Orada Japonya güvenli bir yer. Türkiye'de olsa hani korkardım gece işten falan gelirken. Ama orada öyle bir şey olmadı yani. Yani güvenlik konusunda bir şey olmadı ama çok uzaktı, yorucuydu. Hem iş hem okul. Onun dışında işe başladıktan sonra taşındım Tokyo'ya. Şu an daha standartım biraz daha yüksek. İyi, güzel. Ya peki şeyi sormak istiyorum. Şimdi sen çizimle ilgili bir bölüm okudun orada aynı evet, zamanda. İllüstrasyondur, işte bir derece mangadır, şeylerdir gördün. Buradan hani orada çizim eğitimi almak isteyen, merak edenler varsa diye verebileceğim bir tavsiye var mı? Yani beklentini ne derece karşıladı okul? Beklentimi şöyle, benim gittiğim okul üniversite değildi. Bir yüksek okul gibiydi. Hani tamamen hap bilgi şeklinde, o 2 yıllık o çizime odaklanmış bir okuldu. Ama yüksek lisans için başvurmak istiyorsanız hani portfolyonuza, işte İngilizcenize falan çok önem vermeniz gerekiyor. Aynı şekilde bu benim gittiğim okullar için de öyle. Portfolyonuzu, güzel portfolyo hazırlayın. Aslında neler yapabileceğinize dair bir şeyler yazmanızı falan istiyorlar. Ama hani benim gittiğim tarzı okullara kesinlikle Japonca istiyorlar. Yani artık o saatte Japonca olmazsa olmaz tabii. Ama yüksek lisans için İngilizce olarak eğitim veren yerler de var. Ama onda da hani Japoncanız olmadan biraz zorlanıyorsunuz. İlla ki. Evet. O zaman bir de hani şu anki yaşam, oradaki standartıyla ilgili bir iki şey soracağım. Hani böyle Türkiye ile kıyaslamak gerekirse nasıl abi oradaki yaşantın? Hani düzgün kazanabiliyor musun? Kazandığında hani kendine zaman ayırabiliyor musun? Çünkü Türkiye'de ki şu anki hani kur değerleri olsun şey olsun, kazandığımız para çok da bir değeri yok. Oradaki kazandığın paranın değeri sana yetiyor mu? Yani ben şu an için kendi mesleğimi hani freelance olarak yapıyorum, çizim. Onun dışında kendi mesleğimin dışında bir meslek yapıyorum. Fakat ya gene de yetiyor. Hani güzel bir vakit geçirmek istesem, bir yerlere gitmek istesem gidebiliyorum. Ama yani tabii ki Japonlarla çalışmak çok zor. Kolay insanlar değiller. Hani o filmlerde gördüm. Tamam, çok kibar insanlar ama birazcık çok mükemmeliyetçi oldukları için hayat bazen çok zor olabiliyor. Çünkü mükemmel diye bir şey yok dünyada. Ama onlar hep mükemmele ulaşmak istiyorlar. Hep orada yabancısınız. Hiç sizi kendi içlerinden biri gibi görmüyorlar hiçbir zaman. Ama böyle bir ırkçılık olarak herhalde yaklaşmıyorlar. Irkçılık olarak yaklaşmadıklarını düşünüyorum. Bazen de yaklaştıklarını düşünüyorum. Anladım ama bu hani herhalde bir gidersin Amerika'daki ırkçılıkla... Onun gibi göstere göstere değil. Ama alttan içe, alttan alta hep böyle bir bu yabancı kesin bizim kadar iyi değildir. İş dünyası için böyle bir şey var. Onu diyorsun. Bazen hissedebiliyorum. Anladım. Peki bu iş dünyası için dediğin böyle hafif şey durum, ırkçı durum normal sosyal çevrede de var mı, işte arkadaşlarınla olsun? Yok, arkadaşlarımla alakalı çok yok. Ya veya işte bir kafeye gidiyorsun, şey falan, ne bileyim böyle
daha farklı mı yaklaşıyorlar? Yok, hayır, hayır. Ama o çok konuda yani yaklaşıyor. Normal yaşantıda o zaman normal bir sıkıntı yok ama iş dünyasında bu arada o bakımda yanımdan geçiverdi. İş dünyası Japonlar için de çok zor. Anladım. Japon hani yapıyorlar. Herhalde şey olarak görüyorlar hani Japonlar en iyisini yaptıklarını düşündükleri için yabancılar da çok o gözü görmüyorlar galiba. Evet ve çok fazla çalışıyorlar, ölümüne çalışıyorlar. İş hatta ölüyorlar. Evet, iş onlar için çok önemli. Uzun vadede Japonya'da yaşamak ister miyim? Bilmiyorum. Harbi mi? Ama Türkiye'ye dönmek de istemem. Ama başka bir yere gitme şansım olsa değerlendiririm yani. Öyle mi diyorsun? Hı-hı. Şimdi daha rahat artık. Türkiye'den sonra daha rahat insanlarla beraber olmak. Bir süre sonrasında şey yapmak istiyor değil mi böyle? Kazanayım param olsun, daha iyi yaşantım olsun. Herhalde Japonya bu şey noktasında çalış stres, biraz çok, sıkı çok ve stres dolu bir çalışma hayatı var anladığım kadarıyla. Bunun dışında çok güvenli bir kadın olarak gecenin hangi saatinde olursa olsun hiçbir şekilde arkama bakmadan güvenle yürüyebildiğim, aklıma hiçbir kötü bir şey gelmediği bir ortam. Çok güzel, yani, çok güzel bir duygu. Bundan örnek vermek gerekirse mesela Türkiye'de olduğumuzda ablam şurada metroda indiğinde ben almaya, karşılamaya gidiyorum. Evet. Güvenemiyoruz arkadaşlar. Hatta Türkiye'ye gelirken şok tabancası, biber gazı falan böyle internetten baktım yani. Gerçekten o konuda çok rahat. Ne giyerseniz giyin. Hani ben bazen sokakta bale kıyafeti giymiş 85-90 yaşında amcalar falan görüyorum. Bale kıyafeti böyle pembe tokalar. Kimse dönüp bakmıyor. Ya bak da, Türkiye'den sonra bir kere şöyle bir dönüp bakabilirim. Ona bir şey demem. Burada bir, o da şey böyle yargılamak için değil de. Evet evet. Hani böyle beni falan. Yani kesinlikle böyle dini inanç bir sizi yargılamak için kullanılan bir şey değil. Çok kişisel bir şey. İstediğiniz dini kendi içinizde rahatça yaşayabileceğiniz bir ortam. Onun dışında... Paran varsa Japonya'da yaşa diyorsun. Paran varsa gerçekten yaşanabilecek bir yer. Ama iş stresi çok kötü. Anladım. Az üst ilişkileri berbat. Hadi ya. Evet. Ya var mıdır böyle karşılaştığın bununla ilgili bir örnek, bir durum? Benim hani öyle daha Türk şirketinde çalıştığım için o kadar olmuyor ama bazen Japonlarla çalışmak durumunda kalıyoruz. Hani etkinlikler yapıyoruz. Her şirketin farklı prosedürleri oluyor. Onlara uymayınca kara listeye alıyorlar. Ama böyle küçük bir şey. Mesela ne diyeyim? İşte bir checklist vardır. Onu hep teslim etmişimdir. En son gün toplanıyoruz ve unutmuşsam para cezası kesiyorlar gibi. Ya da böyle çalışırken biraz yorulup birazcık çömeldiysem hemen fotoğrafını çekiyorlar ama o an söylemiyorlar. Toplantıya çağırıp söylüyorlar falan. Bir şeyler. Ya, sen bu çalışma esnasında 2 saniye oturmuşsun bak burada fotoğrafı var. Neden oturdun söyle bize. Evet. İş saatinde neden oturuyor? Aa, korkutucuymuş bu olay. Ya sıkılar. Opak da kapıyı açmamızı istiyor arkadaşlar. O zaman herhalde senin de aklında söylemek istediğin bir şeyler daha kalmadıysa yavaştan bitirebiliriz videoyu. Var mı aklında bize söylemek istediğin? Bak bunu da unuttum. Bunu da bilin. Böyle gidin. Hani bilincinde olun Japonya'ya böyle gidin. Belki sormak istedikleri başka şeyler varsa hani yorum olarak yazıp bir tane daha soru cevap videosu yapabiliriz. Ha, aynen arkadaşlar hani orada bayağı bir yorum birikirse bir gün onları cevaplayacağımız bir video da çekebiliriz. Bu arada Japonya'da ben hiç anime izlemiyorum. Daha. Şöyle bir şey mi? Hani Türkiye'de izliyorsun. Türkiye'de de artık çok izleyemiyorum ama izlemeyi seviyorum. Anladım. Ben neden peki Japonya'da? Herhalde çok böyle... Ya bir süre sonra ay artık yeter diyorum başka diyorsun, bir oraya bakıyorsun zaten anime var, buraya bakıyorum hayır, anime yani, var falan. Hayır çok anime gibi değil de ne bileyim. Böyle bir istemiyorum. Ha mesela şey var mı? Ben videolarda hep görüyorum mesela trenlerde anime afişleri, arabalarda var, evet, anime var. Afişleri, hani binalarda animeler nasıl burada falan. Yeni bir dizi başlayacaksa hani onun afişleri oluyor ya hani reklama. Orada da öyle yeni bir anime başlayacaksa falan ya da bir oyun çıkıyorsa. Duyuyor musunuz animeci kardeşlerim? O kadar da çok sıradan bir şey yani. Ve benim için değil. Tengoku.
Bazen şey oluyor, onları sevmiyorum. Böyle sokakların kendine ait müzikleri oluyor böyle. Ama çok sevimli ve sinir bozucu müzikler. Sürekli onlar çalıyor. Onları hiç sevmiyorum. Bazen dükkanlarda çalıyor. Böyle kulaklarımı tıkamak istiyorum falan. J-pop ya da K-pop grupları çalıyor bazen. Kore mahallesi falan var. Orada K-pop çalıyor. Bir Hatsune Miku dinlerim. O da bilmiyorum ne çalıyor. Eskiden gelen falan sevgi. Yok yani. Yanlış anlaşılmasın. Öyleyse arkadaşlar, dinlediğiniz, izlediğiniz için teşekkür ederim. Opak da bağırıyor. Bir saniye bekleyin, kapıyı açayım diye çıldırdı. Evet, kusura bakmayın arkadaşlar. Nerede kalmıştık? Veda ediyorduk size. Hı-hı. Öyleyse, sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Önden postalıyor insanları resmen. Ya bir bekleyin, tamam. Neyse arkadaşlar. Abone olup, yani aşağıdan basıp zili de açıp beğenilerinizi atmayı da unutmayın. Destekleyin arada. Öyleyse hoşça kalın. Hoşça kalın.